Yakına geldiğimizde Suriye'deki o terör yapılanması zaten hep gündemimizde. Yakın zamanda da çıkacak gibi de görünmüyor. Süper güçlerden biri Amerika'nın doğrudan işin içinde nasıl olduğunu zaten biliyoruz. Eleştiriler de hep yapılıyor. Siz 2,5 demiştiniz. Amerika var, İngiltere var. Fransa'da herhalde buçuk klasmanından işin içine dahil oldu. Orada bir gelişme var mı? Yani Amerika sonuçta NATO'dan müttefikimiz. İngiltere ile bizim doğrudan bir derdimiz yok. Fransa da öyle ama bir baktığımızda karşımızda o terör yapılanmasının içindeler. Hatta yöneticisi pozisyondalar desem herhalde çok da yanlış olmayacak. Bir gelişme var mı? Bizim tezimize, bizim isteğimize gelme noktasındalar mı yoksa hala aynı yerdeler mi? Bu noktada şöyle, hani ben genel dış politika yapım ve iletişim tekniği itibariyle çok fazla somuta bağlanmayan konuları, yani süreçleri olan konuları hani çok fazla paylaşma taraftarı olan biri değilim. Öyle de pek bir usulüm de yok ama yani şunu söyleyebilirim. Bizim bu konuda sistemli bir şekilde yaptığımız uyarılar, yorumlar ve ortaya koyduğumuz eylemler hesaba katıldığı için yani Amerika şunu anlamış durumda. Yani biz Türkiye ile müttefik kalmak istiyorsak bunların çok ciddi olduğu alanlara artık dikkat etmemiz gerekiyor. Dünya artık giderek daha çok kutuplaşan, herkesin birbirine bir önceki yıla nazaran daha fazla ihtiyacı olduğu, ittifakların daha çok güçlendirilmesi gereken bir yere geliyorsunuz. Yani ben Amerikalılara söylüyordum, yani kimseyle duygusal bağınız yok Orta Doğu'da ama matematiksel yaklaşın. Yani PKK ile Türkiye'nin hani ağırlık derecesini ortaya koyduğunuz zaman kim daha fazla hani tercih edilebilir? Yani aslında bir tercihte bulunun diyorsunuz. Ha. Şimdi çünkü bizim bölgede Amerika'ya verdiğimiz mesaj her zaman için terör örgütüyle işbirliğine son verin. Bu ne sizin hayrınıza, ne bizim hayrımıza, ne bizim ittifakımızın hayrına, ne de bölgenin hayrına. Yani kimsenin hayrına değil bu. Siz bu adamları, bu adamların peşine giden diğer masum insanları da gerçekten ateşe atıyorsunuz. Çünkü sizin işiniz bittiği zaman yani bölge zaten başka bir noktaya Afganistan gidecek. Örneği olduğu gibi. Evet. Şimdi dolayısıyla bizim bu konuları artık konuşuyoruz Amerikalılarla. Yani son 7-8 aydır bu konuları konuşuyoruz. Yani onlar Türkiye'nin bu yöndeki hassasiyetlerini artık kale alıp belli noktalarda, konuşma noktasında açıklar. Ama eyleme nasıl geçerler, ne zaman geçerler buna ilişkin bizim değerlendirmelerimiz var. Bu yöndeki çalışmalarımız, temaslarımız bizim devam ediyor. Temennimiz odur ki yani hem Amerika hem İngiltere hem diğer ülkeler yani örgütü PKK'yı hem Suriye'de hem Irak'ta yani desteklemek veya ilişki kurma formatı bunlardan vazgeçmeleri. Bu yani bölge için, ittifakımız için iyi şeyler değil. Ve Türkiye bu konuda çok ciddi. Türkiye yani şöyle bir ülke değil. Bir işin içinde Amerika var diye ben buraya dokunmayayım demez Türkiye. Yani Türkiye kendi çıkarını, kendi güvenliğini orada Amerika'da olsa gider korur. Yani Suriye'de yaptığımız gibi. Onun için Suriye'de bizim Amerika'yla buna deconflicting dediğimiz çatışmamazlıkla ilgili bir mekanizmamız var. Yani oradaki Amerikan varlığıyla bağımsız biz PKK'ya yönelik operasyonlarımızı devam ettiriyoruz.